Şimdi tabii ben o konuyla ilgili görüşlerimi program birinci bölümde söylediğim için tekrar etmeyeceğim. İYİ Partililerin Sayın Genel Başkan'la, Sayın Kılıçdaroğlu'yla ilgili dile getirdiği sözler kelimenin tam anlamıyla ayıptır. Siyaseten de ayıptır, insani açıdan da ayıptır. Bakın bu bir değil, iki değil. Yani Sayın Kılıçdaroğlu bugüne kadar bunlara cevap vermedi. Sadece bir kez geçen hafta Van'a gittiğinde bir başörtülü kardeşimiz kendisine dert yandı kameralar önünde. Dedi ki ben başörtülüyüm ve herkes dedi beni AK Partili zannediyor. Ben AK Partili değilim ama artık başörtümün tartışılmasından dolayı da çok rahatsızım dedi. Kemal Bey de genç kardeşimize hak verdiğini, siyasi kimliklerin bu şekilde tasnif edilmemesi gerektiğini, kendisinin de bu tür bir tasnifin içine alınmasından rahatsız olduğunu, anne babasını kendisinin seçmediğini, dolayısıyla inancının, geleneğinin siyasette tartışılmasından rahatsız olduğunu da dile getirdi. Aslında o gün bu tartışmaları açanlara bir cevap verdi. Ama ne yazık ki bazı İYİ Partililer bunu gündelik siyasetin bir parçası haline getirdiler. Hani bir değil iki değil derken boşuna söylemiyorum. Geçen gün bizim sevgili İsmail Saymaz'ın bir köşe yazısı vardı. Açtım köşe yazısını, Mehmet Metiner de okumuş. Hatta Gürkan'la, İsmail'le de kendi aramızda da konuştuk. Sonra da ben İsmail'i aradım. Ya dedim aynen böyle mi dedi dedim. Yani bir İYİ Partili üst düzey yönetici. Şu anda partide görevi var. İsmail ismini yazmamış. Ama ben tahmin ediyorum kim olduğunu. Yorum yapmayayım. Diyor ki parti tabanımız Kemal Bey'i istemiyor. Alevi olduğu için seçilemeyeceğini, bunun sorun olduğunu düşünüyorlar diyor. Ya bir insan bunu, bir siyasetçi bunu düşünmez. İki, düşünüyorsa bile bunu kamuoyuyla paylaşmaz. Bu gerçekten çok ayıp. Ya biz 2022 yılında Aleviliği, Sünniliği, Kürdü, Türk'ü mü konuşacağız? Yani siyaseti bunun üzerinden mi şekillendireceğiz? Ya Kemal Bey'i bu Türkiye'de herhalde en çok eleştiren gazeteci benim. Ama Kemal Bey'in siz yani Aleviliğini tartışma konusu haline getiriyorsunuz. Kemal Bey neyini gördünüz? Hırsızlığını mı gördünüz? Para pul işine girdiğini mi gördünüz? Başka bir şeyini mi gördünüz? Siyaseten eleştirin. En çok ben eleştiriyorum. Ama Kemal Bey'in inancını, kimliğini, geleneğini bir dezavantajmış gibi sunmak, efendim işte Alev olduğu için kazanamaz, Alev olduğu için tabanımız istemiyor demek hakikaten milyonlarca Alevi'yi hem üzüyor, hem yaralıyor, bölücülük hem kırıyor diyor. Hem de bu bölücülük, bizim milli birlik ve beraberliğimize zarar veren bir söylem haline geliyor. O zaman ben soruyu şöyle sorayım. Hı-hı. Mesela uzunca süredir siyasette de çok tartışılan, hatta belki de siyasi tarihte ilk olan bir altılı masa örneği var. Altılı... Parti disiplini çerçevesinden bakacak olursak liderler sürekli bir araya geliyor, ortak metne imza atıyor. İYİ Partililer bir değil iki değil, işte Barış'ın, İsmail'inkinin de farklı olduğunu düşünürsek bu niye söylenir o zaman? Parti disiplininden koparak mı yoksa planlı programlı mı? Ya muhtemelen bu arkadaşlar birey olarak geldikleri geleneğin, siyasi geleneğin bilinçaltını dışarıya yansıtıyorlar. Kendi bilinçlerinde bir problem var anladığım kadarıyla. Bunu kendi aralarında yaptıkları sohbeti belli ki kendi aralarında konuşuyorlar. Çünkü bu bir değil iki değil yani. Hani bir kişi olsa çıkar dersin ki kardeşim bu bir kişi. Meral Hanım öbürüne de mesela müdahale etmedi. İsmail Saymaz'ın röportajından sonra bilmiyorlar mı kimin konuştuğunu? Tahmin ediyorlardır. Partilerde Mehmet Metiner de bilir ki isim vermeden konuşanların üslubundan, söyleminden hemen anlaşılır kim olduğu. Ben hemen anladım mesela kim olduğunu. İsmail Saymaz'a da sormadım bak bu kimdir diye. Zaten sorsam da söylemez. Ama ben kim olduğunu %99 tahmin ediyorum. Kardeşim o zaman sen partini toplayacaksın. Arkadaşlar bak bunlar ayıptır. Böyle şeyler okuyorum. Bir daha böyle şeyler duymayayım diyeceksin. Şimdi televizyona çıkıyor milletvekili. Ya gayet mesela normal bir şeyden bahsediyor gibi. Efendim işte diyor Kemal Bey Alevi, bunun için seçilemez. Bilmem ne bilmem ne, ya bunları konuşmak bile ayıp. Burada gidip özür dilemesinin de bir anlamı yok. Ben olsam gitmem. Gidip ne diyecek mesela? Hani düşüncesi mi değişti mesela bu İYİ Partili milletvekilinin? Bir gecede aydınlanma mı yaşadı? Bunu söylemeyeceksin, bunu düşünmeyeceksin en önce. Bunu düşündükten ve söyledikten sonra, yani testiyi kırdıktan sonra Meral Hanım özür dilese ne olur? Kemal Bey, Halil İbrahim Oral gidip özür dilese ne olur? Kemal Bey nezaketinden randevu vermiş. Yarın mesela gidecek, ne diyecek mesela o arkadaş? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Bak, siyasi eleştirin varsa Kemal Bey'e de ki senin ekonomi politikan yanlış. Senin helalleşme politikan yanlış. Senin ne bileyim işte dış politikadaki şu tutumun yanlış. Ama kardeşim Alevilik, sen Alevisin o yüzden seçim kazanamazsın demek ne demek ya? Bu aynı anlamda bir nefret suçudur da. Bir siyasetçi bir böyle düşünmez, iki böyle konuşmaz. İYİ Partili arkadaşları gerçekten ayıplıyorum. Hem İsmail Saymaz o röportajı vereni hem de kendi aralarında oturup bunları konuşanları gerçekten ayıplıyorum. Bu belli ki bir yaygın bir düşünce biçimi haline gelmiş. Ya bunu söyleyen mesela herhangi bir ilçede partinin bir üyesi olsa ya dersin ki adamın bireysel görüşüdür. Ama bunu söyleyen biri milletvekili, öbürü genel başkan yardımcısı. Yani her ikisinin söylediği de kendi partilerini bağlar. Ha burada mesela Temel Bey bugün çıktı, bir çıkış yaptı. Ben de kendisine bir tweet attım. Okumadıysa da buradan söyleyelim, arkadaşları bu programları izliyorlar. Temel Bey çıktı, İYİ Partilerin bu tutumunu eleştiren bir söz söyledi. Ben de Temel Bey'e bir çağrı yaptım. Bu aynı zamanda Meral Hanım'a da bir çağrıdır. Madem Kemal Bey'in Alevi kimliğinin tartışılmasından bu kadar rahatsızsınız ve Türkiye'nin bundan zarar gördüğünü düşünüyorsunuz, alın size tarihi fırsat. Krizi fırsata çevirin, çıkın, ezberi de bozun, oyunu da bozun, Kemal Bey bizim adayımızdır deyin kardeşim. Ve Türkiye, madem Aleviliği tartışıyorsunuz, Türkiye bir Alevi Cumhurbaşkanı ile tanışsın. Türkiye normalleşsin. Bir Alevi Türkiye'yi yönetsin. Al sana fırsat. Hadi samimiyet testi. Yani kuru lafla siyaset olmaz. Siyaset pratik işidir. Sözün özü işaret ettiğin için sürem doluyor. Buradan tüm İYİ Partililere, Saadet Partililere, Gelecek Partililere, Deva Partililere, Demokrat Partililere, yani bu altılı masada oturan partilerin yetkililerine, temsilcilerine bir çağrı yapayım. Kimlik siyaseti üzerine siyasetinizi inşa etmeyin. Eğer Kemal Bey'in Alevi olduğu için seçimi kazanamayacağını düşünüyorsanız siz o masada toplanıp ne konuşuyorsunuz arkadaş? Ya samimi değilsiniz ya da başka bir şey düşünüyorsunuz. Ayıptır bunlar ya. Milyonlarca Alevi var. Bu ülkede kim hangi Alevi'den ne zararını görmüş mesela? Ne zararını görmüş? Ayıptır ya bu kadar. Yani ben hakikaten o lafları mesela dün hiç bununla ilgili tweet atmadım. Herhangi bir paylaşım da yapmadım. Çünkü bunu tartışmayı bile ben zul sayıyorum. Yani bunun üzerine tweet atmayı, bunun üzerine konuşmayı bile zul sayıyorum. Yüzlerce Alevi arkadaşım var benim. Keşke Halil İbrahim Oral Alevilere karşı ön yargılı konuşmak yerine Alevilerin yaşam biçimini kendisine düstur edinseydi. Onların yaşam biçimini, hayata bakışını, nasıl yaşadıklarını bilseydi, görseydi. Ben hakikaten hani bunu da üzülerek söylüyorum. Üzülerek bir tartışmanın içine burada da giriyorum. Umarım bu son olur. Umarım bir daha da böyle bir tartışmayla Türkiye karşı karşıya kalmaz ve kimlik siyaseti Türkiye'nin artık literatüründen, alfabesinden çıkar. Biz çünkü kimliği tartıştığımız sürece, kimlik siyasetini tartıştığımız sürece bir kamplaşıyoruz, iki Türkiye'nin hiçbir sorununu konuşamıyoruz. Bunu burada söylemiyorum Erdoğan Aktaş. Geçen ay Almanya'daydım. Alevi derneklerinin misafiriydim. İsmail Saymaz'la birlikte. Bochum'a gittim, Dispurk'a gittim, Oberhausen'a gittim, Marl'a gittim. 3-4 dernekte konuştum. Orada Alevi yurttaşlarımıza da söyledim. Hepsi de yayını izliyorlar şu anda. Biliyorlar yani teveyyüze bu yayını yaptığımızı. Hacıya da hatta söyledim, kulağını çınlattık diye. Kimlik siyaseti yapmayın dedim. Aleviler de yapmasın, diğerleri de yapmasın. Biz o zaman çünkü kimlik siyasetiyle ayrışmaya başlıyoruz. Ve bu işin içinden hiçbirimiz çıkamıyoruz. Peki. Bu Sayın Halil İbrahim Oral'ın, İYİ Parti milletvekilinin ve İsmail Saymaz'a konuşan, ismini vermeyen o genel başkan yardımcısının da çıkaracağı bir ders olmalıdır. İYİ Parti yöneticilerinin de çıkaracağı bir ders olmalıdır. Sadece İYİ Parti'nin değil, AK Parti'nin, MHP'nin, HDP'nin, CHP'nin, Deva Partisi'nin, Türkiye İşçi Partisi'nin, diğer tüm partilerin yöneticilerinin de çıkarması gereken bir derstir şu anda içinde olduğumuz tartışma. Yani Kemal Bey'e bu aidiyeti üzerinden kim saldırırsa, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, onun hukukunu savunmak bizim boynumuzun borcudur. Türkiye'nin birliğinin gereği budur kardeşim. Türkiye'nin bu tartışmaya hiç girmemesi lazım. Ama ne yazık ki Türkiye'yi bu tartışmanın içine soktular. Yani Kenan Evren Sünni'dir. Destekleyecek miyiz yani? Tabii, ne olacak yani? Yani bir Sünni, bir insan Sünni olduğu için değerli değildir kardeşim. Zalimse isterse Müslüman olsun. Hayır, Kemal Bey'in bir eksiği varsa bak, politik bir eksiği, bunu söyleyebilir. Bak Barış, ama benim söylediğim çok net. Bir Müslüman var, bir Hristiyan. Müslüman zalimse, Hristiyan adilse, biz adil olan Hristiyan'ı zalim olan Müslüman'a tercih ederiz. Doğru. Biz böyle inanan insanlarız. Çünkü benim tercih ettiğim Müslümanlıkla Hristiyanlık değildir. Benim zulümle adalet arasında bir tercihim vardır. Ben adaletten yana olurum. Onun için Alevilik üzerinden, Sünnilik üzerinden, din üzerinden konuşurken bin kez düşüneceksin. Adam olmadıktan sonra Alevi olmuşsun kaç yazar, Sünni olmuşsun kaç yazar, Müslüman olmuşsun, Hristiyan olmuşsun kaç yazar. Ya bir de Kemal Bey'in dünyası da değil. Ben hani Sayın Kılıçdaroğlu'yla yakında çalıştım. Çok özür dilerim, Hacı'ya söz geçiyor ama. Konuşuyor olmak ayıptır ya. Böyle bir dünyası da yok Kemal Bey'in. Yani sırf bu Alevidir diye hani ben bunu alayım, İl başkanı yapayım, bu Alevidir diye bunu alayım, genel başkan yardımcısı yapayım falan, böyle bir dünyası da yok. Hatta Alevi yurttaşlarımız da bazen çok da Kemal Bey'e de sitem de ederler. Yani bu Alevilik meselesinde yeterince ses çıkarmıyor, yeterince konuşmuyor diye, ama bu bir bizim siyasetimiz için önemli bir ders olsun. Ben o İYİ Parti milletvekilinin yerinde olsam o randevuyu da istemezdim. Randevuyu da zaten Meral Hanım talimat verdiği için istemiş dün. Çünkü ben gece bilgi aldım, hem Meral Hanım'ın özür dileyeceği hem de milletvekilinin Kemal Bey'den randevu isteyeceğine ilişkin, ama yazmadım. Çünkü bu tartışmaya girmek istemediğim için tweet de atmadım.